Efendim, genel merkezciler ve değişimciler, isimler böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte her iki tarafında gözü 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi artık. Kulislerde kongre sonucunun kurultayda genel başkanlık yarışı üzerinde de etkili olacağı konuşulurken genel başkan adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni bir itiraf geldi. Katıldığı canlı yayında il ve ilçe kongrelerinde yaşanan delege oyunlarını bu sefer deşifre etti. İstanbul'un tamamına yakını kazanmışız. İstanbul kaybedilince bütün Anadolu İstanbul'u değişimcilerin kazandığını konuşmasın diye kongreyi kaçırıyorlar. İzmir İl Kongresi'nde yaşanan skandal görüntülerin ardından CHP'de bu kez İstanbul İl Kongresi için kriz başladı. Ondan sonra ortak bir aday bulalım, ortak liste yapalım. Yani yarı yarıya delegeleri bölüşelim. Şimdi bunu İzmir'de çarşaf yerine blok yapıp İstanbul'a gelince ortak aday bulalım işi samimi değil. CHP'de büyük kurultay öncesi gözler 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi. Kongrede çıkacak sonucun delege yapısı ve genel başkanlık seçimi üzerinde büyük etkisi olacağı iddia edilirken genel başkanlığa aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den çarpıcı açıklamalar geldi. Kayseri çok önemli bir il. Melikgazi delegelerin yarısı var. Melikgazi ilçesinin kongresini yaptırmıyorlar ki Kayseri'nin bütün delegeleri istedikleri gibi oluşsun. Böyle bir sorunumuz var. Halk TV'de katıldığı canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel delegeleri uyardı. Toplum ne derse üyeler onu, üyeler ne derse delegeler onu, delegeler ne derse de seçilenler onu yapmak durumunda. Bunu yapmazsak bu ülkeyi de, şimdi bu partiyi de kurtaramayız. CHP'de delege oyunları hız kesmeden sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in genel başkanlık için yarışacağı tarihte belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu olağan 38. kurultayın 4-5 Kasım tarihinde düzenlenmesi yönünde görüş bildirdi. Karar önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısında resmileşecek.